Herkese merhaba arkadaşlar. Daha önce de kanalımda paylaşmıştım. Kedilerde çiğ et diye görürsünüz ya da kedilerde barf olması lazım. Çok sıklıkla video atamasam dahi arada böyle fırsat buldukça atıyorum. Şimdi biraz böyle gelir misin? Bu gördüğünüz tavuk eti. Göğüsü sadece. Bu gördüğünüz kıyma çektik. İç yağ var, çok az. Altını böyle karıştırdığımızda karaciğer, böbrek, ondan sonracığıma şey var, kırmızı et, kuşbaşı yaptık. Burada görebilirsiniz bu şekilde kırmızı etimiz. Böyle içine kabak da ekleyebiliyoruz. Çünkü biliyorsunuz ki kediler omnivor şeylerdir, canlılardır. Böyle balık da. Bu şekilde yaparsanız kedilerin kuru mamalardan alamayacağı tüm besinleri bu şekilde destekleyebilirsiniz. Ayrıca şöyle de bir şey söyleyeyim size arkadaşlar. Kuru mamalardan daha faydalı, bir daha ucuz. Kendiniz hazırladığınız takdirde. Bunları size neden böyle söylüyorum? 20 yıllık tecrübeme dayanarak söylüyorum. Kimyasal yok, koruyucu yok, efendime söyleyeyim herhangi bir yan şey yok, ürün yok. Tamamen gördüğünüz gibi tavuk eti, kırmızı et, sakatatlar var, balık var, efendime söyleyeyim kabak var bu şekilde. Ondan sonra bezelye koyabilirsiniz, bunu çeşitlendirebilirsiniz ama miktarları abartmadan. Ben bu size bir örnek olsun diye şöyle kısa da olsa bir 3-5 dakikalık bir video olsun dedim. Eğer bu mamayla alakalı, bu barfla alakalı sorularınız olursa alttan videonun altına yorum yapabilirsiniz. Ben sorularınızı cevaplayacağım tek tek. Tüm detaylarıyla birlikte. Bir de sizlerden ricam bu kanalı beğenip yorum yaparsanız, paylaşırsanız YouTube kanalımı o şekilde bana da destek olmuş olursunuz. Bildirimleri açmayı unutmayın. Şöyle göstereyim size bir daha. Bakın görüyor musunuz? Tavuk, kırmızı et. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Bir de mesela tek çekim kıyma, iri bıçak kullanıyorsunuz. Şöyle göstereyim size. Bu ince bıçaktır. Şöyle. Bir de bunun bir büyüğü var. Ben büyüğünü kullanıyorum. Çünkü yetişkin kedilerim de bunu yiyorlar. Yavrulardan mesela yavrularınız olduğu zaman şey yapabilirsiniz. Geçişlerde bunları kullanıyorsunuz. O yüzden size bir örnek olsun diye bu videoyu çekiyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.